Merhaba sevgili canlar, ben Cem Kervan. Bu hafta İsa ile Kehanet Yerine Geldi adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi çok eski kadim zamanlarda yaşayan bir peygamber vardı, Yeşaya peygamber. O Mesih hakkında birçok kehanetlerde bulundu. Ama bazen sanki şifreli konuşuyor. Tabi bazı peygamberler hani hemen anlamıyorsunuz ya kehanetlerini. Bazen hatta bir Habeşistan sarayında çalışan bir hadım vardı. O da merak etti. Diyor ki bu kehanet, bu yazı kendisi hakkında mı yazıyor Yeşaya peygamber, yoksa başka biri hakkında mı? Ve anlattılar, işte bu Mesih hakkındadır. Keza bu da Mesih hakkında. Nereden biliyoruz? Çünkü anlatacağım. Ama önce bir gözden geçirelim. İsa Celile'ye döndü. Ruhun kudreti ondaydı. Hakkında haberler bütün Celile'ye yayılmıştı. Sık sık sinagoglarda öğretti. Herkes onu övüp methediyordu. İsa çocukluğunun geçtiği yer olan Nasra'ya dönünce Şabat günü her zaman yaptığı gibi sinagoga gitti, Tevrat'tan okumak için ayağa kalktı. Ona Yeşaya peygamberin parşömen tomarı uzatıldı, tomarı açtı, şu pasajın yazıldığı yeri buldu. Rabbin, yani Mevla'nın, Efendinin, yani Hakk'ın ruhu üzerimdedir. İsa diyor, üzerimdedir diyor. Hakk'ın ruhu üzerimdedir. Zira Rab beni seçip işaretledi. Şimdi orada geçen kelime meshetti. Yani meshetmek nedir? Bir kral, bir padişah, hükümdar, hünkâr tahta çıktığı zaman yağ ile meshediyorlardı onu. İşaret, yani seçildin, hak tarafından seçildin. Şimdi artık sen Mesih'sin, yani şahsın. Zira Rab beni seçip işaretledi ki ben fakirlere kurtuluş müjdesini vereyim. Esirlere serbest bırakılacaklarını, körlerin göreceklerini bildireyim. Ezilenlerin kurtuluşa kavuşacağını ve Rabbin lütfunu göstereceği zamanın artık geldiğini ilan edeyim. Onun için mesedildim, onun için seçilip işaretlendim. O zaman bu Yeşaya'nın sözü, yani Yeşaya kendinden mi bahsediyordu? Hayır, çünkü kendi Mesih değildi. Gelecek bir Mesih'den bahsediyor. Ve İsa ne diyor ondan sonra? İsa tomarı dürüp görevlilere verdi ve oturdu. Sinagogdaki herkes ona dikkatlice bakıyordu. İsa onlara konuşmaya başladı. Az önce dinlediğiniz bu ayetler tam da bugün gerçekleşti. Ne demek istiyor? Ben Mesih'im demek istiyor. Ben bunu yapacağım. Ben fakirlere kurtuluş müjdesini vereceğim, esirlere serbest bırakılacaklarını, körlerin göreceklerini bildireceğim, hatta bildiriyorum. Ezilenlerin kurtuluşu kavuşacağını ve Rabbin lütfunu göstereceği zamanın artık geldiğini ilan edeceğim, hatta ediyorum demek istiyor. Yani Yeşaya peygamberin kehanetleri İsa ile gerçekleşti. Evet, paylaşayım. Yeşaya peygamber kehanet etti, İsa ile kehanet yerine geldi. Yeşaya peygamber kehanet etti, İsa ile kehanet yerine geldi. Mesih'le ilgili bir kehaneti, İsa'yla kehanet yerine geldi. Mesih'le ilgili bir kehaneti, İsa'yla kehanet yerine geldi.
Dedi ki Allah'ın ruhuyla doldum. Fakir fukaraya, yoksula geldim. Dedi ki Allah'ın ruhuyla doldum. Fakir fukaraya, yoksula geldim. Onlara kurtuluş müjdesin verdim. İsa'yla kehanet yerine geldi. Onlara kurtuluş müjdesin verdim. İsa'yla kehanet yerine geldi. Esirler tez serbest bırakılacak. Köylerin gözleri tez açılacak. Esirler tez serbest bırakılacak. Köylerin gözleri tez açılacak. Ezilenler de tez kurtarılacak. İsa'yla kehanet yerine geldi. Ezilenler de tez kurtarılacak. İsa'yla kehanet yerine geldi. Kervanım bu sözler Şah'a aittir. Havra'da anlattı, halk da şahittir. Kervanım bu sözler Şah'a aittir. Havra'da anlattı, halk da şahittir. Kurtuluş zamanı da bu vakittir. İsa'yla kehanet yerine geldi. Kurtuluş zamanı da bu vakittir. İsa'yla kehanet yerine geldi. Fakir fukaraya, yoksula geldim diyor. Kurtuluş zamanı da bu vakittir diyor. Hemen İsa'ya gelelim, iman edelim, onun talipleri olalım. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye tıklayın, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.